Haberi merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 8 Mayıs Cumartesi. Ramazan ayının son cumasını geride bıraktık ve o son cumada İsrail sadece Filistin'in değil tüm Müslüman aleminin yüreğini acıtan çok çirkin bir saldırının başrolünü üstlendi. Ve hedefte Müslümanların ilk kıblesi, kırmızı çizgisi Mescid-i Aksa vardı. Yıllardır Filistinli Müslümanlara zulmeden İsraililer bir kez daha kutsal ve insani değerleri hiçe sayıp hak hukuk gözetmeden saldırdılar. İşgalci güçler iftardan sonra ayaklarında postallarla Mescid-i Aksa'ya girdi. Namaz kılan cemaate plastik mermi, gaz ve ses bombalarıyla saldırdı. Namaz kıldıkları sırada saldırıya uğrayan cemaat İsrail polisine taş ve cam şişelerle karşılık verdi. Ortalık savaş alanına döndü. 200'den fazla kişi yaralandı. Saldırıya en büyük tepki yine Türkiye'den geldi. Detaylıca bakacağız ama önce Mescid-i Aksa'ya dün geceye gidelim. ATV Haber Filistin'deki o ahlaksız saldırının görüntüleriyle başlıyor. Kalleşçe ses ve gaz bombası attılar. Filistinli Müslümanları plastik mermilerle vurdular. İşgalci İsrail'in katil askerleri İslam aleminin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı basıp namaz kılan Filistinlilere saldırdı. Filistinliler Ramazan ayının son cuma günü teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi. İsrail askerleri önce Şam kapısını kapatıp bölgeye ulaşımı engelledi, ardından hain saldırı başladı. Mescid-i Aksa'nın kapısına dayanan askerler içeri girmeye çalıştı. Filistinlilerse askerleri durdurmak istedi ama olmadı. Kısa süre sonra kapıyı kıran İsrail askerleri postallarıyla içeri girdi. Önce ses ve gaz bombaları atıldı, sonra plastik mermi yağmuru başladı. O an yaşanan korku ve panik kameralara böyle yansıdı. Filistinliler askerlere karşı kendini taşlarla savundu. Askerler kadın ve çocukları da hedef aldı. Bir çocuğun ses bombasından kaçtığı an kameralara böyle yansıdı. İsrail askerlerinin hain saldırısında 205 Filistinli yaralandı. Yaralılar arasında olayları görüntüleyen Anadolu Ajansı muhabiri ve kameramanı da vardı. Hastaneler yetersiz kalınca bölgeye Sahra hastaneleri kuruldu. Saatler süren olaylarda çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. İsrail askerleri sabahın ilk ışıklarında bölgeden çekildi ve Mescid-i Aksa'nın kapıları tekrar açıldı. İsrail'in Mescid-i Aksa'daki çirkin saldırısına çığ gibi tepki yağdı. En güçlü ses başkent Ankara'dan yükseldi. İktidar ve muhalefet tek ses oldu. Kudüs'teki İsrail zulmünü kınadı. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara'daki Büyükelçilik binasının önünde de eylem vardı. Dünya da sessiz kalmadı. En anlamlı tepkilerden birine ünlü rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters imza attı. Müslümanların mübarek, mukaddes vakitlerinde böyle bir saldırının yapılması bir vahşettir. Ne uluslararası hukuk dinliyorlar, ne Birleşmiş Milletler dinliyorlar, ne vicdan dinliyorlar, ne insanlık dinliyorlar. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. Siyonist katil İsrail rejimini şiddetle kınıyorum. İsrail'i kınıyoruz. Ve bunun yanlarına kalmayacağını da bilmeleri gerekiyor. Burası Müslümanların ilk kıblesidir ve öyle de kalacaktır. İktidarla muhalefet İsrail'e karşı tek ses oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli İsrail'e terör devleti yakıştırmasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Filistinlilerle birlikteyiz mesajını paylaştı. Gece yarısı İsrail'in İstanbul'daki başkonsolosluğunun, gün aydınlandığında ise Ankara'daki büyükelçiliğinin önü oldukça hareketliydi. Yüzlerce kişi tepki için bir araya geldi, sloganlarla İsrail'i kınadı. Kahrolsun İsrail! Olaylar dünyanın da gündemindeydi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği İsrail'e çağrıda bulundu. Açık açık saldırı girişimi diyemediler ama sükunet çağrısında bulundular. Hem İsrail zulmüne hem de Amerika'nın İsrail yanlısı politikalarına tepki ise dünyaca ünlü müzik grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters'tan geldi. İsrail bir ırkçı devlettir. İnsanların evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? How would you like it, Joe Biden? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gençlerle buluştu. Merak ettikleri sorulara tek tek cevap verdi. Erdoğan'ın konuğu gençler olunca haliyle en çok yöneltilen soru da okulların ne zaman açılacağıydı. Erdoğan bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor diye başladı söze. Sonra 17 Mayıs'tan sonraki normalleşme sürecine ilişkin bilgi verdi. Yeni bir takvim hazırlandığının altını çizdi. Okulların açılmasıyla ilgili sürecinde o takvimdeki öncelikli başlıklar arasında yer aldığını söyledi. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir tarafından 560 gençle video konferansla görüştü. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Gençler okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu. Erdoğan, şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmaya çalışıyoruz dedi ve ekledi. Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Erdoğan üniversiteli gençlere de bir müjde verdi. Artık transkript belgeleri istenilen yerde çift dallı olarak ve ücretsiz alınabilecek. Eda Nur, Rize'nin neresindensin? Gündoğdu Beliköy'ündenim. Orada kopuzları falan da tanır mısın? Tabii ki, annem kopuzlardan. O zaman annene özellikle selam söyle. İlk patronum kopuzlardandı. Cumhurbaşkanı heyecanlarını yenebilmeleri için gençlerle uzun uzun sohbet etti. Koşup fırından 2-3-4 ekmek hamurunu alıp anacığıma yetiştirdiğim günleri hatırlıyorum. Anacığım o hamuru şöyle açıyor, üzerine bir de birkaç tane yumurta kırıyor ve ondan sonra iftarı onunla birlikte yapıyoruz. Şimdi siz de tabii iştahlandınız. Bize böyle bir iftar yapabilir miyiz filan diye. İstanbul'dan bağlanan gençse adalardaki faytonların kaldırılmasıyla kaybolan 978 atın akıbetini hatırlattı. Erdoğan CHP'li belediyeye tepki gösterdi. Hayvan hakları konusunda ortalığı toza dumana katanların bu hususta hiç ses çıkarmamaları da ayrı bir ikiyüzlülük örneğidir. Hadi konuşsanıza. Niye konuşmuyorsunuz? Bu işin ideolojik boyutu olamaz. İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz. Tam kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan akşamından bu yana bugün ilk kez sokaklarda sıra dışı bir yoğunluk vardı. Nedeni semt pazarlarının kurulmasıydı. Esnaf geceden halin yolunu tuttu. Gün aydınlanır aydınlanmaz da tezgahını kurdu. Sebze meyve alışverişini pazardan yapmak isteyenler de evine en yakın pazar yerinin yolunu tuttu. İşte bugünkü alışveriş telaşından kameralara yansıyanlar. Şöyle buyurun. Evet. Çok özledim pazara çıkmayı. Doldurmuşsunuz. Patlıcan aldım, kabak, biber. Domates aldım, biber aldım, salatalık aldım. Haydi al çiçeği abi, al çiçeği abi. Seçme yasak tamamında. Artık alışkanlık olmuş. Aynen öyle. Alışkın olduğumuz için seçim. Hemen böyle el bir salatalığa gitti. Evet, evet. Dikkat! Yaş sebze ve meyveleri hijyen nedeniyle seçerek almayınız. My friend, domates okumak yasak. Tamam. Thank you very much. Pazar tezgahları saat 10'dan 17'ye kadar açık olacak ve önümüzdeki hafta cumartesi kurulacak. Öyle mi? Evet. Bilgim yok, sizden öğrenim. Bugünü bekleyenlerse sabahın erken saatlerinde pazarın yolunu tuttu elbette. Peki fiyatlar ne? Biber 5 lira, domates 5 lira, salatalık 5 lira, kabak 5 lira, patlıcan sadece, fasulye 10 lira. Patates, soğan 2 lira. Haftaya cumartesi yine buradayız. Bir de meyve tezgahlarına bakalım. Elmanın kilosu 3 lira, maltereyi 10 lira, çilek 15 lira, muzsa 13 lira. Teşekkür ederim. Pazarların açık olmasını istiyoruz. Marketlerde, büyük zincirlerde virüs olmuyordu insanlar. Pazar gibi açık alanlarda mı olacaklar? Bir tek yaş sebze meyve değil elbette. Fide de satılıyor pazarda. Ne var peki sizin tezgahınızda? Çilek var, salatalık var. Vallahi hepsi var. Gül var, tohumlardan var. 3 liradan başlıyor, 30 liraya kadar gidiyor efendim. Tabii yarın anneler günü olduğu için haliyle çiçek almaya gelenler daha fazla herhalde. Evet, evet, bugün daha fazla. O zaman ben şunu ayırayım. Tamam. Anneme. Gel günleri 20 yaptık. Marketle mukayese ettiğinizde pazardaki fiyatlar nasıl? Pazardakiler daha iyi. Pazar olmasa bizim yaşama şansımız zayıf. Marketlere kalırsak biz ayvayı yedik. Hallerde durum nasıldı peki? Karabağlıktı. Al bayağı yoğunluktu vallahi. Allah yardımcımız olsun. Saat 3 gibi falan hale gittik. 6 gibi falan döndük. Pazar yerlerinde kurallarda had safhada, girişler ve çıkışlar ayrı yerden yapılıyor. Tezgahlar arasındaysa 3 metre kuralı var ve karşılıklı tezgahı açmak yasak. Tıpkı pazarlarda olduğu gibi marketlerde de bazı ürünlerin satışı yasak. Oyuncak, züccaciye ve kırtasiye malzemeleri onlarda. Hatta marketler tedbiri biraz daha arttırdı ki insanlar alıp kasaya gelmesinler diye o rafların üzeri çapraz bir şekilde kapatıldı. Evet, pazar esnafı bugün tezgah açabilmek için gece neredeyse hiç uyumadı ama uyumayan sadece onlar değildi. Kumar sevdalıları bu uğurda yasak olmasına rağmen yine gözlerini bile kırpmadan sabah etmeyi göze aldı. Aslında daha önce pek çok kez gördük bu manzaraları ama böylesini görmedik desek yanlış olmaz. Jandarma İzmir'de kale gibi çevrili bir kumarhaneye baskını yaptı. İçeriye girebilmek için de duvarı kırmak zorunda kaldılar. İçeriden onlarca kişiyle birlikte çok ilginç bir detay da çıktı. Hepsi kumarhaneye HES kodu şartıyla alınmıştı. Gel. Kısıtlamada kumarhane açıp kale gibi kapı yaptılar. Oyun oynamaya gelenleri ise HES koduyla içeri aldılar. Karşılarında jandarmayı görünce kaçacak yer aradılar. İzmir'de jandarma Bornova'da farklı adreslerde kumar oynatıldığı ihbarıyla harekete geçti. 4 ayrı adrese baskın düzenlendi. O kumarhanelerden biri oyun oynamaya gelenleri HES koduyla içeri alıyordu. Maske ve dezenfektan kullanmak da zorunluydu. Bir başka kumarhanede ise baskın yiyen kumarbazlar elektrik panosunun arkasındaki gizli bölmeye saklandı. Onlar da jandarmadan kaçamadı. Kırıkkale'de ise bir dernek kumarhaneye çevrilmişti. Polisten kaçan bir kumarbaz banyoda sökülen bir kapının arkasına gizlendi. Hiç gözükmüyorum ama... İçerideki 14 kişiye 87 bin lira ceza kesildi. Neyi bekliyordunuz burada? Burası da Manisa Salihli. Ekipler kumar oynatılan adrese itfaiye merdiveniyle balkondan girdi. 7 kumarbaz suçüstü yakalandı. Biri çatıya saklanmıştı ama o da kaçamadı. Ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Hava almaya mı çıktın? Nerede oturuyorsun? İstanbul Esenyurt'ta ise gece bir tekel bayine baskın yaptı polis. Aslında olması gerektiği gibi kepenk kapalıydı. Olmaması gerekense o kapalı kepengin arkasında gizliydi. Kapıyı açar mısın? Onlar içeriden kapattı, polis süpürge sapıyla kepengi tutmaya çalıştı. İlginç manzara kapı açılınca ortaya çıktı. Tam kapanmada denetimlerini 7/24 sürdüren Esenyurt Emniyetine bir tekel bayinde gizlice alkol satışı yapıldığı ihbarı geldi. Kapıyı açar mısın? Arkadaşım. Alo. Açsana kapıyı. Polislerin geldiğini duyan iş yeri sahibi yakalanmamak için kepenkleri indirmeye çalıştı ama yarısına gelmeden polislere yakalandı. Çilingirli araştıralım abi. İçeriden uzaktan kumandayla kapatılan kapıyı polisler dışarıdan tutmaya çalıştı ve kilitin sesi dakikalar sonra duyuldu. Tamam, aç. Abi içeride kimse yok. Girdikleri gibi etrafı inceleyen ekipler paravanı araladı ve kural tanımazların bir kısmı içeride. Gel oğlum, çek. Oğlum, çek. Çek. Çek sen. Gel. Gel oğlum gel. Çek. Geç, çek çek çek. Çek. Geçelim. Gelin hepiniz buraya. Gel. Bir kısmı ise yandaki yemekhanenin tuvaletinde yakalandı. Yakaladı seni. Yapılan baskın sonucu 10 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası kesildi. Semt pazarları kuruldu bugün, az önce izledik ama kısıtlamalardaki esneme sadece pazarlarla sınırlı değildi. Annelerde unutulmadı, çiçekçiler açıldı ve hepsinde hummalı bir çalışma vardı. Satışa bugünden başladılar ama asıl hazırlık yarın içindi. Bu çiçekler annelerine, eşlerine ve sevdiklerine çiçek almak isteyenler için anneler gününü bekliyor. Anneler bir çiçektir. Annelere verilecek en güzel, belki de bütçenize göre bir çiçek. Rengarenk çiçekler var. Çiçekçiler anneler gününde açık. Bütçenize göre, gönlünüze göre istediğiniz her şey. Hemen şuradan birkaç fiyat vereyim size şimdi izleyiciler. Hemen görmüşsünüzdür ekrandan bu ne kadar diye, belki aklınızdan geçirirsiniz. Böyle vazonun içinde, cam vazoların içinde buketler var. Mevsim çiçekleri var. 300 liradan başlıyor, 500'e 600'e göre hemen yukarıya doğru soner gider, soner kalkan. Ortancalar pembe. 400-500 lira onların fiyatları da. Çiçekçilerde hummalı çalışma var. Hiç nefes almadan çalışıyorlar neredeyse. Bir buket var elinizde. Yapıyorsunuz tek tek, siparişler yoğun mu? Çok yoğunuz. Görüyorsunuz konuşacak bile vaktimiz yoktur. Bugünden hazırlamaya başladık ve yarın da çalışacağız. Bir yandan hızlı hızlı çiçekler, böyle buketler hazırlanıyor ama anneye, eşe var mı götürülecek birine çiçekler? Vallahi anneme götüremiyorum ama buradan ellerinden öpüyorum. Anneme böyle canlı bir çiçek alırım, belki bir iki gün sonra solar diye düşünüyorsanız farklı seçenekler nerede var? Çiçekçiler açık. Bitkiler var, süs bitkileri var. Bunlar hem evin içinde olur, hem balkonda olur, hem bahçede olur. Ne çiçeği aldınız? Sardunya ile gül aldım. Balkona. Kendinize mi, kime? Kendime tabii. Bahçe çiçekleri için en güzel zamanında sardunyalar. Şunlar bakın şöyle. Sardunya. Ne kadar onların fiyatı saksıda? 15 lira. Papatyalarımız var şöyle bahçe için. Papatyaların fiyatı ne kadar? Aynı 15 lira onlar da. Geçen seneye nazaran çok daha pahalı. Bodur gül. Bunun saksısı 25 lira, ister evin içinde, ister bahçede, balkonda. Bakımı kolay mı peki, nasıl bakacaksınız biliyor musunuz? Ben bilmiyorum, hayır. Kime alınacak hediye? Anneme. Her anne çok özel, her anne her şeyin en iyisini hak ediyor. Şehit annelerimizin yeri ise çok ayrı. Ayşe Bülbül de bir şehit annesi. Trabzon'da teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesi o. Onun anneler günü hediyesini Mehmetçik verdi. Aralıksız süren operasyonlarla PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Yılın ilk çeyreğinde öldürülen terörist sayısı tam 988 ve pençe harekatları gibi Eren operasyonları da devam ediyor. Mehmetçik bugün görev başında şehitlerin intikamını alırken Eren'in annesi de oğlunun kabri başındaydı. Bir ananın götürmesi çok zor. Görevi güç mü güç, acısı ilk günkü gibi taze. İşte bu yüzden Ayşe Bülbül anneler gününün gelmesini hiç istemiyor. Yavrumun acısı yüreğimde olduğum için Eren'inki başka bir duygu. Teröristlerin 15 yaşında şehit ettiği Eren'i her yıl ona güzel bir hediye almak ister, ancak parası olmadığı için ormandan topladığı çiçekleri verirdi. Annem dedi, anneler günün kutlu olsun annem, senin anneler günün böyle çiçekler değil, dünyaları sana versek. Sen bizim için saçını süpürge ettin. Anneler günü Ayşe Bülbül için anıların, acıların tazelenmesi demek. Yine de yılmıyor. Elinde kır çiçekleri, soluğu evladının mezarı başında alıyor. Demir 1 lirası veremedim. O çocuk nereden alacaktı para? Anneler gününde bana çiçek getirecekti. Anneler günü Ayşe Bülbül için anıların, acıların tazelenmesi demek. Yine de yılmıyor. Elinde kır çiçekleri, soluğu evladının mezarı başında alıyor. 4 yıldır yok ama ben aynı var gibi burada gelip oturup yavrumla anneler gününü kutlarım. Evlatlar günün kutlu olsun oğlum, ruhun şad olsun oğlum. Üniversiteli Buse Dönmez'in hayatı platonik aşkı yüzünden kabusa döndü. Genç kız hiç tanımadığı bir genç tarafından tam 4 yıldır taciz ediliyor. Ölüm tehditlerine kadar varan bir tacizden bahsediyoruz. 19 yaşındaki Buse yaşadıklarını bugün ATV Haber'e anlattı. Yetkililerden yardım istedi. Saplantılı ruh hastası bir kişi tarafından tehdit, taciz mesajları alıyorum. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse'nin hayatı saplantılı genç yüzünden kabusa döndü. 17 yaşındaki platonik aşık tehdit, şantaj, ölüm mesajlarıyla genç kızın hayatını kararttı. Sokağınızı kana bulayacağım, bombalayacağım fakültenize. Bu tarz çok fazla tehditleri var. Kabus dolu günler otobüs durağındaki bir karşılaşmayla başladı. Kütahya'da Buse evine gitmek için otobüs durağına geldiğinde o esnada o genç de otobüs durağındaydı. Aralarında bir konuşma geçmedi ama o günden sonra o genç Buse'nin kabusu oldu. Ve o gün bugündür de gölge gibi peşinde. Peşini bırakacağını düşündü ama öyle olmadı. Okulun önünde beklemeye başladı. Evini de buldu. Tehdit, taciz mesajları alıyorum. Yetmezmiş gibi ailem de alıyor. Kuzenlerim, arkadaş çevrem. Kütahya'da yaşayan Buse üniversiteyi kazanıp Afyon'a gitti. Şehir değiştirince korku dolu günlerinde sona ereceğini düşündü ama maalesef öyle olmadı. Bu kez sevgi mesajları atan tacizci genç Buse'yi ölümle tehdit etmeye başladı. Senin boğazını keseceğim, seni yaşatmayacağım gibi tehditlerde bulunuyor. Buse savcılığa gidip şikayette bulundu. Ama tehdit ve şantajlar daha da arttı. Gözü dönmüş genç bu kez de Buse'nin fotoğraflarını aldı. İnternetten adına site kurdu. Tüm yakınlarını da ölümle tehdit etti. Savcıya gittik, karakola gittik. Koruma kararı çıktı bana. Ona ceza verildi ayrıyeten. Hala durmuyor. Buse'nin hayatını zindana çeviren takıntılı genç dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Talihsiz kızsa ölüm mesajları sonrası evinden dışarı çıkamıyor. Tacizci yakalanıp cezalandırılmadan da rahat bir nefes almayacak. Amerika'ya gideceğiz şimdi. Polis akli dengesi yerinde olmayan bir şüphelinin peşindeydi. Bir polis arabası çalmıştı. Otoyolda köşeye sıkıştırdılar. Ama şüpheli etrafını saran polislere rağmen başka bir polis aracı daha çalmayı başardı. Polisi saatlerce peşinden koşturdu ama kaçmayı başaramadı. 2 kez polis arabası çalan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Amerikan polisi bir karakolun önünden polis otosu çalan 33 yaşındaki Xavier Cummings'in peşindeydi. Sıkı takibin ilk kısmı aracın yoldan çıkarılmasıyla son buldu. Polisler aracın etrafını sardı ama Cummings ortalarda yoktu. Kısa süre gizlenen adam birden ortaya çıktı ve hızla diğer araca bindi. Polis elektroşok tabancasıyla onu vursa da gaza basıp kaçmayı başardı. İkinci takip kamyonetin lastiklerinin patlatılmasıyla bitti. Polisler bu kez Cummings'i yakalayıp kelepçeledi. Gözaltına alınan adamın akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı. Tokat'ta kontrolden çıkan bir otomobil istinat duvarını aşıp bir sitenin bahçesine uçtu. Site sakinlerinin bir kısmı o sırada bahçedeydi ve çocuklar oyun oynuyordu. Feci bir ölümden kıl payıyla kurtuldular. Hızlı geliyor. Önce bir fren sesi duyuldu, ardından da virajı alamayan otomobil büyük bir gürültüyle sitenin bahçesine uçtu. Yasir Güneş otomobiliyle Tokat kent merkezinde seyir halindeydi. Yokuş aşağı ilerlerken araç kontrolden çıktı. Siteyi çevreleyen demir parmaklığı kırıp 10 metre yüksekten bahçeye uçtu. Hızlı geliyor. Bak 2 tane adam varmış. Arabanın düştüğünü görünce de birden zıpladık oradan kaçtık. Normalde çok çocuk falan oluyordu. Çocuk falan yoktu çok şükür. O sırada bahçenin kalabalık olmaması faciaya yönledi. Kazada yaralanan sürücüyle arkadaşı şimdi hastanede tedavi altında. Bursa'da mesaisi biten bir hemşire otoparkta bekleyen aracının üstünde bir cips kutusu gördü. Tam çöpe atacaktı ki ağırlığından şüphelenip içine baktı. Cips kutusunun içinden bakın ne çıktı. Bu paket arabamın tavanın üstündeydi. Sonra şöyle bir baktım, üstünden para var. Otomobilinin üzerine bırakılan cips kutusunu çöp sandı. İçinden 2.939 lira çıktı. 2, 4, 6, 8, 10. Bursa Nilüfer'deki özel bir hastanede görevli hemşire Samet Zengin iş çıkışı otoparktaki aracının yanına geldi. Biri otomobilin tavanına cips kutusu koymuştu. Direkt çöpe atacaktım ben bunu. Baktım biraz ağır bir şeydi zaten, bayağı para olduğu için. Kutunun ağırlığından şüphelenen Zengin içine baktığında paraları gördü. Şöyle bir baktım, üstünden para var. Cips kutusundan 2.939 lira ve sallama çay poşetleri çıktı. Genç hemşire parayı sahibine ulaştırması için polise teslim etti. Selim Karaoğlu şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. Göğsünde ağrı da vardı. İlk akla gelen de haliyle koronavirüs oldu. Testi negatif çıkmasına rağmen ağrısı hiç dinmeyince tomografi çekildi. Sonuç doktorları bile şaşkına çevirdi. Öksürürken Karaoğlu'nun kaburgaları kırılmıştı. Mart ayında bir öksürükle 6 tane kaburgam kırıldı. Kulağa inanılmaz gelse de yaşadıkları gerçek. Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede duyduklarına inanamadı. Gittim geldim doktorlara. Bu arada da Covid aradılar. Covid'i de bulamayınca biz tedaviyi göremedik. Öksürük devam edince 6 tane kaburgam kırıldı. Selim Karaoğlu bir türlü geçmeyen öksürüğüne çare bulamayınca öğrendi kaburgalarının durumunu. 5 ay kırık gezdik. 5 ay sonra ameliyat oldum. Aylarca kırık kaburgalarıyla yaşayan talihsiz adam tarifsiz acılar çekti. Tedavi başlayınca arka arkaya yapılan ameliyatlarsa başarısız oldu. Taklıklar, platinler tutmadı. Platinleri çıkardılar. Hiçbir doktor benim tedavime yaklaşmak istemiyor. Talihsiz adam şimdi sağlığına kavuşacağı günleri bekliyor. Devlet yetkililerinden Allah rızası için yardım etmelerini bekliyorum. Ağrılardan sabaha kadar uyuyamadı. Eski işini yapamayacak durumda. Sevimliliğiyle gören herkesi kendine hayran bırakan Sürmeli ile tanıştıracağız şimdi sizi. Annesi doğar doğmaz terk etti onu. Sahiplenip bakmaksa Karakuş ailesine düştü. Bu yıkanacak mıymış? Banyo yaptırıp bebek gibi bez bağlıyor, hatta biberonla besliyor. Kuzusuna çocuğu gibi bakıyor. Sana bez yapacağım, bez bez. Şampuan da kullanılmış bu. Amasya'da çiftçilik yapan Serkan Karakuş annesinin kabul etmediği kuzuyu evinde büyütmeye karar verdi. Geldi mi? Sevimli yaramaz o andan itibaren ailenin bir ferdi oldu. Seçtiği para onun olacak. Ona bez alacağız. Bakalım hangi parayı seçecek. Onu seçme ya. O çok pahalı ya. 200 liraya bez parası mı lan? Karakuş ailesi adını Sürmeli koyduğu kuzuyu büyüyene kadar yanlarından ayırmayı düşünmüyor. Krekeri çok güzel yiyor. Temmuz ayında vizyona girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9 filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Arabaların kağıt gibi parçalandığı o sahneler filmin merakla bekleyenlerin heyecanını katladı elbette. Aksiyon bitmiyor. Hızlı ve Öfkeli serinin 9. filmiyle beyaz perdeye dönüyor. Let's go. Başrollerini Vin Diesel ve Michelle Rodriguez'in paylaştığı serinin önceki bölümleri ATV ekranında yayınlanmıştı. Sinema severler aksiyon dolu filmin 9.'sunu merakla bekliyordu. Filmin kamera arkası görüntüleri Total Carnage yani toplu araba katliamı başlığıyla izleyicilerin beğenisine sunuldu. Takip sahnelerinde arabalar havaya uçuyor. Çarpışma görüntüleri ise yürekleri ağza getiriyor. Son teknoloji kullanılan çekimlerde arabalar tek tek parçalanıyor. Merakla beklenen film önümüzdeki Temmuz ayında vizyona girecek. 1000 aydan daha hayırlı bir geceyi idrak ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gece. Dualarımız en başta Filistin'deki kardeşlerimiz için. ATV Ana Haberi bugün biraz erken kapatıyoruz. Çünkü az sonra Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun İftar Kadir Gecesi özel yayını başlayacak. Yarın akşam görüşmek üzere. Hayırlı kandiller, iyi akşamlar.